Kocaman 4-5 tane onu göstereyim. Şunun köküne bakın maşallah. Taptaze, diri, 10 numara çam melkisi. Şöyle keseyim. Çok büyük maşallah. Şuna bir bakın dostlar. Ne kadar kocaman. Çakıyı da düşürdüm. Şapkayı da düşürdüm. Ama değer. Şunun büyüklüğüne bakın. Avucumdan büyük. Hoppa, bu da büyükmüş baba. Bu da hemen hemen onun kadar. Şöyle 2, 3, 4 tane yan yana kızıl kanlıca dostlar. Giderleri var. Güzeller maşallah. Selamun aleyküm dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine yollara düştük. Bu şekilde mantar sevdasının uğruna sabahın köründe yollara düştük. Güneş açtı. Hava güzel. Şartlar uygun. İnşallah böyle Çamlık alana gireceğim. Çam mantarı arayacağım. Çınter kanlıca. Sepetimizi aldık bu şekilde. Bakalım nasibimize neler düşecek. Şimdi buradan dağılacağım. İnşallah bize rast gelir. Sizlere de iyi seyirler dostlar. Evet dostlar. İlk mantarımıza denk geldik böyle çok şükür. Şöyle keseyim de sizler de görün. İlk mantarımız sefte yaptık. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sepetimi göstereyim. İlk mantar bu dostlar. Yanında yöresinde illa bakının diyorum her zaman. Vardır. Şöyle su biriktirmiş. Çok güzel bir tane daha buldum. İkinci mantar. Daha da vardır dostlar. Buralarda işeleneceğim derken bir tane daha buldum. 3. Hani o da gideri var. Kurtlu değil, bir şey değil. Böyle bir eşelenelim bakalım neler var başka. Böyle bakınmayı unutmayın. Ben bilgi vereyim. Evet, bir tane daha buldum. Şu şekilde. O küflenmeye başlamış ama ayıklarız, temizleriz. Daha önce geldiğim bir mera burası. Bakalım neler bulacağız, neler edeceğiz. Aramaya devam dostlar. Gördüğünüz gibi dostlar burada çok aramışlar, eşelemişler. Şu şekilde göstereyim yakından. Ama herkes nasibiyle böyle bulmuşlar da, bırakmışlar da. Şu şekilde bunu geçmiş diye bırakmışlar, kesmişler. Şöyle ben çakımı alayım. Atladıkları bir tane olmuş burada. Şöyle göstereyim. Sonradan fark ettim ben de. Eğer geçmemişse o da. Evet, geçmemiş. Güzel bir örnek. Şöyle onu da alalım sepetimize. Tek tük de olsa bulmaya devam ediyorum dostlar. Şu sahte mi? Evet, sahte. Bir tane de sahte. Şuradaki neymiş? O da sahte. Sahte kanlıca da çok dostlar. Dikkat etmek gerekiyor. Aramaya devam. Bulmaya devam ediyorum dostlar. Bu şekilde bir tane buldum. Güzel bir örnek. Şöyle keseceğim şimdi. Tek tük buluyorum. Çok eskisi gibi sık bulmuyorum. Şöyle göstereyim. Bizim köyde bunları toplayıp satanlar var. Yani geçim kaynağı olmuş adamın. Bu şekilde sahtesini de göstereyim. Şöyle süt çıkarıyor gördüğünüz üzere. Beyaz süt çıkarıyor. Bizimkisi kırmızı süt çıkaracak dostlar. Aramaya devam ediyorum. İnşallah daha denk geleceğiz. Dostlar böyle babam denk getirmiş. Kocaman. 4-5 tane onu göstereyim. Şunun köküne bakın maşallah. Taptaze, diri, 10 numara çam melkisi. Şöyle keseyim. Vallahi süper dostlar. Harika. Şunları bulduk. Aramaya devam ediyoruz. Bakın babam bir tane daha getirdi. Şöyle keselim onu da. Sağ olsun koca usta bayağı buluyor. Benden daha iyi. Ben tek tük bulurken o fazla fazla bulmuş. Şimdi bir tane de burada var dostlar, göstereyim şöyle. Onu da alayım. Sizlerle birlikte. Evet. Onu da keselim yavaş yavaş. Evet. Şöyle temizlettirelim. Oradan bitti mi? Bitmedi. Buraya geçiyoruz. Yavaş ilerliyorum dostlar. Buldukça şöyle. Babam bunları gösterdi. Ama bir tane sonda sürpriz bırakacağım. Ona siz de şaşıracaksınız. Burada gözüküyor. Videoda belli oluyor sonradan ama sahte dostlar. Üstten ayırabildiğim için bunları, sahtesini gerçeğini. Onun için onları almıyorum. Kalmış gibi oluyor. Sonradan kendim izlediğim zaman da ya bırakmışım diye düşünüyorum. Bir tane burada dostlar. Sonra dediğim gibi sonradan geleceğim.
Evet. Ona çok şaşıracaksınız dostlarım. Çünkü onu ben gördüm babam. Tam işaret ediyordu. Neredeler? Arkadaşlara da çek. Videoda bunları görsünler derken. Onu sonradan fark ettim. Bunlar sahte. Evet, sahte. Şimdi görüyorsunuz dostlar orada. Bayağı zorlu bir yerde ama çok büyük maşallah. Şuna bir bakın dostlar. Ne kadar kocaman. Çakıyı da düşürdüm. Şapkayı da düşürdüm. Ama değer. Şunun büyüklüğüne bakın. Avucumdan büyük. Çok güzel. Çok güzel maşallah. Çakıyı alabilirsem evet. Haydi. Çakı aşağı doğru düştü dostlar. Keseyim şöyle. Süper. Hiçbir şey yok. Taze. Sepetin yarısını dolduracak zaten benim. Bakın şimdi. Hoppa. Kaplıyı verdi orasını. Böyle yukarı doğru aramaya devam edeceğim. Parkurumuz bu dostlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi dostlar, herkes nasibiyle şu şekilde buralarda aramışlar ama böyle çok aramışlar. Hemen yanında aramışlar ama gene de bize nasip oldu. Şöyle iki tane daha giden getirdim. Yavaş yavaş sepetimiz doluyor. Allah bin bereket versin. Aramaya devam. Arayan çoğaldıkça mantar bir o kadar sanki daha gizleniyor. Yani daha zorlu yerde oluyor dostlar. Şöyle çok zor gözüküyor ama bir tane kızıl kanlıca buldum böyle. Bir tane de burada görmüştüm. Şurada şöyle kızıl kanlıcamızı çıkartalım. Bu sağlama benziyor. Öbürkü de sağlam gerçi. Değilmiş. Kızıl kanlıca değilmiş. İlki kızıl kanlıca. Bulduğum ilk kızıl kanlıca. Onun için bırakmayacağım onu. Şu şekilde. Farklı zaten fark edebiliyorsanız. Bunlarla biraz daha farklı. Şöyle aramaya devam dostlar. Bakalım daha neler bulacağız. Daha neler dengelecek. Arayan bulurmuş. Bir öbek mutluluğu daha buldum dostlar. Şu şekilde göstereyim. Gizlenmişler altları ama su da toplamışlar bu şekilde. Çok güzeller. Temiz ettireyim azıcık. Mantarımız bu. Çam mantarı. Çam melkisi. Çıntar. Kanlıca. Gibi isimler var. Bu iyi değilmiş. Bunu bırakalım olduğu gibi. O duanın olsun. Şunu keseyim şu şekilde. Hoppa, dağıtmayın dedim mantar ama bu da kurtlanmış. Şöyle kurtları görüyorsunuz. Lodos dava dostlar birkaç günden beri. Onun verdiği etkiyle lodos bu mantarı mahvediyor. Ama bunda bir şey yok. Bir tane oradan kurtardık. Başka var mı? Şurada var bir tane. Onu da alalım bakalım. O nasılmış? İnşallah o kurtlanmamıştır. Evet, onda kurt yok. Dediğim gibi lodos bu mantarı çok etkiliyor. Lodos yaptığı anda kurtlanıyor. Yağmurlardan sonra lodosun gelmesi iyi olmadı ama havalar düzeliyor birkaç güne. İnşallah yağmurlardan sonra, güneş açtıktan sonra yine mantar çıkacaktır. Umudum var. Birkaç gün daha gider diye düşünüyorum. Daha doğrusu birkaç hafta. Melkiler büyümeye başladı dostlar. Babam böyle bir tane büyük bulmuş. Kesti onu. Ben gelinceye kadar dedi. Diğerlerine gel sen kopar. Şöyle bayağı büyük. Hem de kızıl kanlıcı. Şöyle avucumdan büyük o da. Avucumu açtığım zaman. Şöyle göstereyim. Şimdi onları da kopartayım. Hoppa, bu da büyükmüş baba. Bu da hemen hemen onun kadar. Şöyle 2-3-4 tane yan yana kızıl kanlıca dostlar. Giderleri var. Güzeller maşallah. Bunları hasat edip kesip yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bakalım başka var mı buralarda. Baba daha buralarda var. Bu şekilde. Bu 5. ve 6. Ben buraları biraz yeşileyim dostlar. Daha çıkacak gibi duruyor. Bakalım nasibimize neler denk gelecek daha.